Milyonlara sahipsin. Mal varlığın var. Bu senin milyoner kafa yapısına sahip olduğunu göstermez. Yani cebinde milyonların olması senin milyoner kafa yapısına sahip olduğunu göstermez. Kendini milyoner gibi hissetmek, zengin hissetmek. Benim kalbim çok zengin, gönlüm çok zengin. Öyle hissediyorum demek milyoner kafa yapısına sahip olduğunu göstermez. Milyoner kafa yapısı nedir? Ölçü nedir? Farkı nedir? Ölçü farkı vardır. Ölçü şu. Milyoner kafa yapısı şu demek sevgili arkadaşlar. Sistemi bilmek. Yani elinde mal varlığı azaldığında, parası azaldığında veya her şeyini kaybettiğinde kafa yapısı var. Bak şurada bu kafa yapısından dolayı tekrar eski hale gelebilmek. Yani sistemi bilmek. Tekrar milyoner olabilmek. Yani o know-how dedikleri o bilgiye sahip olmak. Bazı milyonerler var. Bu insanlar tesadüfen milyoner olmuş. Veya babası tarla, bahçe, arsa satmış, milyoner olmuş. Veya bir şirkete ortak olmuş. Bu insanlar bir çeşit talihinden dolayı zengin olmuş. Bu insanlar milyoner kafa yapısına sahiptir diyemeyiz. Milyoner kafa yapısı hani self-made, kendi başına yapabilme becerisi, tekrarlanabilir sistem. Tekrarlandığında sana sonuç getiriyor. Milyoner kafa yapısı sistemdir. Yani tekrarladığında sonuç alırsın. Bu kadar basit. Talihinden dolayı milyoner olan insanlar milyoner kafa yapısına sahip olmadığı için elindekilerini kaybetme ihtimalleri çok büyüktür. Yani dibe inme ihtimalleri çok büyük. Çünkü babası zamanında babasından kalan bir mirastan dolayı zengin olmuştur ve kafasında ama sistem olmadığından dolayı dibe iner, elindekilerini kaybeder, kolay kazandığından dolayı tekrar o sistemi bilmediği için yani milyoner kafa yapısı sahibi olmadığından dolayı tekrar eski haline gelme ihtimali çok zordur iflas ettiğinde. Veya zamanında sürekli bilgisayar oyunları oynarken kripto kazanmıştır, kriptoyu öğrenmiştir, bitcoin almıştır örneğin. O zaman 10 sente bitcoin almıştır. Şimdiki zamana göre milyoner olmuştur. Biraz önce dediğimiz gibi yani tesadüfen böyle tevafuken bir zenginlik olmuştur. Ondan sonra bir sistemi olmadığı için arkasında sağlam bir zemini olmadığından dolayı kriptoları elinden aldığında tekrar eski haline düşer. Fakir olur, yoksul olur. Tekrar milyoner olamaz. Neden? Çünkü o piyango gibi düşün, kripto öyle zengin oldu veya bir arsayla zengin oldu veya babasından kalan bir mirasla zengin oldu. Bu insanlar milyoner kafa yapısına sahiptir diyemeyiz. Milyoner kafa yapısı tamamen farklı bir şey. Milyoner kafa yapısı tekrarlandığında başarı getiren bir şeydir. Milyoner kafa yapısı bir şablondur, başarı şablonu. Bu şablonu şöyle düşün, kalıp. Bu kalıbı hani pasta yaparlar ya, sen bunu İstediğin kekte kullanabilirsin. İstediğin modelde kullanabilirsin. Bu şablonu, bu başarı şablonunu sağlığa koyarsın, sağlıkta başarılı olursun. Aileye koyarsın, aile huzurun artar. Mesleğine koyarsın, mesleğinde kariyer yaparsın. Mesleğinde başarılı olursun. Para konusuna yerleştirdiğinde milyoner olursun, zengin olursun. Veya kendi kişilik üzerinde çalışmalarına koyarsın, özgünlüğü artar, hayatının kalitesi artar. Başarı şablonu, milyoner kafa yapısı bu. Tekrarlanabilir bir kalıptır. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Herkesin hayatında tanıdığı birisi vardır. Zamanında zengindir. Çok iyi bir yerde, konumu çok iyi, milyoner. Sonra her şeyini kaybetti. Elinde bir şey kalmadı. Eski konumuna tekrar çıkamadı. Eski zenginliğine ulaşamadı. Bu kişi neden başaramadı? Çünkü zamanında tevafuken babasının sattığı arsadan zengin oldu. Aileden kalan bir mirasla zengin oldu. Veya kripto ile zengin oldu. Milyoner kafasına sahip değildi. O yüzden tekrar ulaşamadı. Ama milyoner kafasına sahip olsaydı eğer o kişi dibe inse de tekrar az bir çalışmayla know-how olduğu için o bilgiye sahip olduğundan dolayı bilgi güçtür. Tekrar eski haline gelebilirdi. Ama milyoner kafa yapısına sahip olsaydı. Ölçü varlık değil, sistemdir. O da milyoner kafa yapısı. Bu konuda kendini geliştirmek istiyorsan o zaman hemen videonun altındaki linke tıkla ve tanıtım seminerine katıl. Eğitimde görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.